6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezi gerçekleşen 2-2. depremden etkilenen 11 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, hayatta kalan vatandaşlarımıza başsağlığı diliyor. Programımıza Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizin huzurunda saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlıyoruz. Burası Çanakkale. Lazı, Çerkesi, Kürdü, Gürcüsü, Pomağı Azerisi, Görüğü Türkmeni, Arnavudu Boşdağı ve daha niceleriyle tek milletin tek bayrak altında can verip vatan vermediği Türk yurdunun adıdır Çanakkale. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hafızalara kazındığı, zalimlerin umutlarını kaybettiği yerdir Çanakkale. Süleyman Paşaların, Evrenos Beylerin, Hacı İlbeylerin, Ece Beylerin, insanın insana kulluğunu reddeden medeniyetini, hakkı ve adaleti Rumeli'ye taşıdığı kapının adıdır Çanakkale. Büyük Türk milleti, biz Çanakkale'li Türk gençleri olarak vatan nedir biliriz. Bir toprak nasıl vatan olur biliriz. Hele vatan nasıl savunulur onu da çok iyi biliriz. Görüyoruz ki düşmanlarımız da şunu çok iyi biliyorlar. Lazı Pomak'tan, Boşdağı Gürcü'den, Kürdü Yörük'ten, Alevi'yi Sünni'den, bu milleti tarihinden koparmadan bin yıldır Türk yurdu olan bu toprakları rüyalarında bile göremeyecekler. İşte bu yüzden Cumhuriyeti kurduğumuz ilk günden beri 100 yıldır Allah'tan başka ilah tanımayan bu tek vücut olmuş milleti bölmek, direncimizi kırmak ve akılları sıra bizleri içeriden yıkmak için var güçleriyle ara vermeden saldırıyorlar. Bu topraklarda bu bayrağın altında yaşayan ama 3 kuruşa vatanını satacak kadar ruhu çürümüşleri örgütleyerek sözüm ona bir psikolojik savaş ordusu kurdular. Cumhuriyeti daha da yıkılamaz yapan her başarılı işe, bu vatanı vatan yapan bütün değerlere, cumhuriyetimizin bu milletle bağlarını sımsıkı kuran kurumlarımıza utanmadan saldırıyorlar. Batıdan gelen sığınmacılara tebessüm edip Çanakkale'de koyun koyuna yatan şehitlerin torunlarına nefret kusuyorlar. Yaşadığımız her büyük felakette yardım için değil, yardım edenleri aşağılamak, onların direncini kırmak, komplolar kurmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Oysa en kanlı savaşlarda da iyi taraflar felaketin yaşandığı alanda insani yardım kuruluşlarına dokunmaz. Yedi Düvel Çanakkale'ye felaket olup yağdığında Hilal-i Ahmer saflarında bu millete yardıma koşan Doktor Ragıpların, Safiye hemşirelerin aziz hatıralarından utanmadan kurumlarımıza dahi nefretle kin kusuyorlar. Sanal alemin boyutsuz hayal dünyasında yolunu kaybetmiş bu çürümüş ruhlar, Atatürk'ümüzün hayatını adadığı bu millete hakaret etmeyi Atatürkçülük, emperyalistlerle işbirliği yapmayı çağdaşlık olarak bizlere dayatıyorlar. Atatürk'ü bu milletin esaret kabul etmez yüreklerinden söküp resimlere, heykellere sığdırmaya çalışanlar o resimleri kendilerine maske yapıp heykellerin arkasında bu vatanı rahatlıkla peşkeş çekebileceklerini sanacak kadar sapkınlar. Büyük Türk milleti, biz vatan için kefeni sırtında bize ölmeyi emreden liderler biliriz. Biz kula kulluğu reddeden aksaçlı Dede Korkutlar biliriz. Biz eline, beline, diline sahip ol diyen Hacı Bektaşi veliler biliriz. Biz sonunun ne olacağını düşünmeden düşmana ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsinler, canı pahasına vatan için görevini ihmal etmeyen Tophaneli Hakkılar biliriz. Biz bu vatanın toprağın üstünün olduğu gibi altının da cennet olduğunu biliriz. Türk'üz, Türk'ü dinleriz, Türk'ü biliriz. Biz bastığımız toprağın bildiklerimizle vatan olduğunu biliriz. Bize bildiklerimizi unutup vatanımıza çökmeye çalışanlara, terörü barış, teröristleri demokrasi maskesi altında dayatanlara, ezikliği evrensellik, beceriksizliği dürüstlük diye pazarlayanlara, işi her verdiği sözü çiğneyip bize ahlaksız diyenlere, kendi yalanlarına inanıp biz gençleri gerçekten ahmak sananlara, ellerine yetki geçince millete eziyet, emperyalistlere minnet eylemeyi vizyon zannedenlere geçit yok. Dediğimiz gibi
Burası Çanakkale. Çanakkale'den büyük Türk milletini saygıyla selamlıyoruz.